Baktığımızda AKP MHP iktidarı ilk olarak bir topluma yönelik bir baskı saldırı gerçekleştireceği zaman toplumu ne zaman susturmak istese ilk hedefi hemen Kürt basını oluyor. Kürt gazetecilere operasyonlar düzenliyor. Arkadaşlarımızı haksız hukuksuzlukla gözaltına alıyor, tutukluyor. Bugün de aynı şekilde Yeni Yaşam'dan meslektaşlarımız gözaltına alındı. MAA'dan Mezopotamya Ajansı'ndan muhabir arkadaşlarımız gözaltına alındı. Biz bu saldırılara karşı meslektaşlarımızın yanında olacağız. Kürt basınını savunmaya devam edeceğiz. Kürt halkını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü aslında AKP halktan gizlemek istediği, örtbas etmek istediği her zaman ilk olarak basını hedefini alıyor ve direkt gazetecileri gözaltına alarak halkın haber alma hakkını engelliyor. Baktığımızda Kürt basına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı. Ama biz onların her zaman bu haksızlıklara karşı direndiğini gördük, buna şahit olduk. Bizler de meslektaşlarımızla birlikte bu haksızlıklara karşı direnmeye devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın yanındayız, Kürt halkının yanındayız. Tüm gazetecilerin de bu dayanışmayı büyütmesi gerekiyor aslında. Bugün Kürt basınına operasyon oldu ama yarın birçok basına da operasyon olabilir. Aslında bizlerin halkın haber alma hakkı için, basın ve ifade özgürlüğü için bize dönük bu operasyonlara karşı hep birlikte ortak bir mücadele etmemiz lazım. Meslektaşlarımızla birlikte bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Tüm meslek örgütlerini, gazetecilik örgütlerini, gazetecileri, halkı, sendikaları, emek örgütlerini, yani hepsinin aslında basının yanında olup basınla birlikte halkın haber alma hakkını savunması gerekiyor. O yüzden hani hep birlikte dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor.